Arkadaşlar yerel saat hesaplamalarıyla karşınızdayım. ÖSYM en son 2017'de oldukça zor bir soru kullandı burayla ilgili arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Evet sık sık her yıl çıkmıyor ama e, uzun bir süre ara verdikten sonra böyle sorular kullanabiliyor. Gelecek yıllarda karşılaşabiliriz yine de. Burada yerel saatle ilgili hesaplama soruları evet kullanılıyor ama mantıksal çıkarımlar da yapmanız isteniyor. Yani orada farklı özelliklere de sahip olmanız gerektiği bilinmeli arkadaşlar. Bunu da altını çizelim. Şimdi yerel saat nedir? Değerli arkadaşlar yerel saat bir noktanın kendine özgü zamanıdır. Yani güneş karşısında tam güneşin karşısında olduğu an Saat 12'ye ayarlanır. Yani kısacası aslında yerel saat güneş zamandır değerli arkadaşlar. Bunun altını çizelim bakınız. Dolayısıyla bu yerel saat özellikle dini uygulamalarda çok fazla kullanılıyor. Namaz vakti, iftar, sahur vakitleri gibi arkadaşlar bu zaman dilimleri özellikle dini uygulamalarda fazla kullanılıyor. Uluslararası anlamda da yerel saatle güneş zamanı farklı öğretiliyor kitaplarda. Ama bizim Milletin Bakanlığı kaynaklarına böyle aktarılıyor. O yüzden ÖSM soruları da buna göre düzenlendiği için bize size bu şekilde aktarıyoruz. Diyoruz. Devam edelim. Şimdi burada yerel saat hesaplamaları nasıl yapılıyor? Bu yerel saat hesaplamalarını ayrıca bilerek farklı bir sunum şeklinde size hazırladım. Çünkü e, coğrafi koordinat sistemi içerisinde sonradan verdiğimizde orada zihinsel olarak zamanlama açısından da bir düşüş oluyor arkadaşlar. Burada birinci adım öncelikle meridyen farkını buluyorsunuz. Meridyen farkını tamamladıktan sonra unutmamanız gereken ikinci bir adım var ki burada arkadaşlar iki ardışık meriden arasının 4 dakika olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. İlkokuldan beri öğreniyorsunuz bunu. Değerli arkadaşlar iki meriden arası 4 dakika değil 8 dakika olur. Ama iki ardışık meriden arası 4 dakikadır. Bu ikisi arasındaki ince ayrıntıya dikkat. Burada Farkı bulduktan sonra arkadaşlar eğer 60 dakikadan fazlaysa zaman farkını saate çeviriyorsunuz. Örneğin 120 dakika fark buldunuz. Bunu saate çevirmeniz gerekiyor. Bu ne olur? 2 saat olur. 120'yi 60'a böldüğünüz zaman 2 saat e, farka ulaşabilirsiniz. Ya da çok büyük rakamlar oluyor bazen o yüzden zihinsel olarak hesaplamak yerine böyle işlemler yapabilirsiniz. Peki zaman farkını buldunuz. Son adım. Eğer size istenen nokta doğudaysa Bulduğunuz zaman farkını topluyorsunuz. İstenen nokta batıdaysa bulduğunuz zaman farkını çıkartıyorsunuz. Neden? Çünkü doğudaki zaman olarak ileridedir. Eklemeniz gerekir. Batıdaki zaman olarak geridedir. Çıkartmanız gerekir arkadaşlar. Söylemek istediğim burada bu. Dünyayı biliyorsunuz Greenwich'e göre, başlangıç meridyenimize göre doğu ve batı olarak ikiye ayırıyoruz. Burada doğuda ve batıda nasıl işlem yapacağız bunu dikkatle izliyoruz. Değerli arkadaşlar, eğer verilen iki noktada... Doğuda aynı yarım küredeyse ya da batıda aynı yarım küredeyse meridyen değerlerini çıkartıp bakınız 4 dakika ile çarpıyoruz. Meridyen değerlerini çıkartıp 4 dakika ile çarpıyoruz. Sonra zaman farkını buluyoruz. Burada eğer istenen noktalardan biri burada B ve C'de olduğu gibi C'de doğuda B'de batıdaysa bu sefer meridyenler toplanır ve... 4 dakika ile çarpılır. Unutmayın. Meridyenleri topluyorsunuz. Bu sefer 4 dakikayla çarpıp zaman farkını buluyorsunuz. Sizden eğer doğudaki örneğin D'deki saat istemişse zaman farkını topluyorsunuz. Eğer A'dakini istemişse zaman farkını çıkartıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın batı yarım kürede A ve B'yi vermiştim bize. Burada B daha doğuda olduğu için yerel saat ileridedir. Zaman farkını eğer bulduğunuzda sizden B'yi isterse topluyorsunuz. Çünkü B A'ya göre daha doğudadır. Aynı durum doğu yarım kürede D için geçerli. D C'ye göre daha doğuda olduğu için sizden D'nin saatini isterse değerli arkadaşlar burada C'yi eklemeniz lazım. Unutmayın size temel bir bilgi. Ne gelirse gelsin her zaman en sağınızdaki meridyenin yerel saati ileridedir. Unutmayın. Her zaman en sağdaki meridyenin yerel saati ileridedir. Yani siz de en sağdakinin saatini isterse sizden toplayacaksınız. Eğer soldakinin saatini istiyorsa zaman farkını çıkaracaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Tabi tarih değiştirme çizgisinde olay biraz farklı. Onu daha önce zaten coğraf koordinat sistemleri değinmiştik. Şimdi bir daha ona değinmiyorum arkadaşlar. Burada sizinle 3 tane örnek problem üzerinde duracağız. Bakınız 40 derece doğu meridyenini vermiş ve bizden burada y'deki saati istiyor. 40 derecede saat 13 iken 55 derece doğu meridyeninde saat arkadaşlar kaçtır diyor. Aha şimdi böyle bir soru geldiği zaman öncelikle hemen ama hemen meridyenleri çiziyorsunuz. Önce başlangıç meridyeni çizdiniz. Bu iki noktada doğuda mı? Evet. 40 ve 55 derece diye bunu sıraladınız mı? Evet. Peki hocam niye 55'i buraya değil de buraya yazdık? Arkadaşlar doğu yarım kürede meridyen değerleri doğuya doğru yani sağa doğru büyür. Bu yüzden sıralamayı ve bu değerlerin yerleştirmesini böyle gerçekleştirdik. Bunu yerleştirdiniz. X'i vermiş. Yani 40 derecede 13 demiş. Hmm. En sağdaki yani en doğudakinin saati ileridedir. O zaman bu 55 derece doğum meridyeni 13.00'dan geri olamaz. 14 olur, 15 olur o ayrı. Birazdan hesaplayacağız. Bunu hemen doğu e, net bilgi olarak, temel bilgi olarak hatırlayalım. Burada ikisi de doğu yarım kürede. O zaman 55-40. eksi 15 derece meridyen farkını buldunuz. Ardışık 2 meridyen arası 4 dakikaydı çarptınız. Sonra 60 dakika zaman farkını buldunuz. 60 dakikada 1 saat zaman farkı yapıyor. Ha dediniz ki y daha doğuda daha sağda. O zaman 40 derecenin saatini ekleyeceğim bakın, o da 14.00 olur. Bu kadar basit. Güneş burada ayrıca 55 derece doğu meridyeninde de önce doğar, önce batar bilginize. Bir soru daha. bu sefer batı yarım kürede iki tane aynı yarım kürede olan nokta vermiş, 30 derece ve 60 derece. 30 derece meridyeninde saat 16.00, 60 derece meridyenindekini bilmiyoruz. Aha. Her zaman en sağdakinde saat ilerideydi, değil mi arkadaşlar? O zaman 30 derecede saat 16:00 ise ve 60 dereceye göre daha sağdaysa, bu 60 derece meridyenin saati geride olmalı. Yani 60 dereceli saat 16:00'dan ileri olamaz. 15 olur, 14 olur çünkü yerel saat geride. Hesaplama yapalım. X de batıda mı? 60 30, 30 derece meridyen farkını buldunuz. 4 dakika ile çarptınız. 120 dakika zaman farkını saate çevirmeniz gerekiyor. Bunu da 2 saat olarak tespit ettiniz. Ve 60 derece yerel saat olarak daha geride olduğu için 16.00 arkadaşlar. Çıkardınız 02.00'dan. Böylece 14.00'ı siz de bulmuş oldunuz. Harikasınız. Peki hocam biri doğuda biri batıda olursa ne yapacağız? Arkadaşlar bakın 20 derece doğu. 10 derece batı meridyeni. Tam ortamızdan da Greenwich geçiyor. 20 derece doğu meridyeninde saat 08.00 ise batıdakinde daha geride olacak değil mi? O zaman 08'den daha ileride olamaz. Zaten seçeneklerde muhtemel 08'den ileride olan değerler size verecek. Onları kafadan hesaplama yapmadan elediniz mi? Zaman kazandınız, diğer rakiplerini de elediniz. Harikasınız. Maalesef bu bir yarış. Yapacak bir şey yok. 20 derece doğum verdiğinde 8. 10 derece batı. Biri doğu, biri batıda olduğu için 20 artı 10 yaptınız. 30 derece farkı buldunuz. 30 dereceyi 4 dakikayla çarptınız. 120 dakika zaman farkını buldunuz arkadaşlar bakın. 120 dakika zaman farkını bulduktan sonra saate çevirdiniz. 2 saat yapar bu. Sonra dediniz ki ya İrfan Hoca bağıra bağıra bunu söyledi. En sağdaki yani en doğudakinde saat ileride olduğuna göre e, batıda daha geride olacak. O zaman 08.00-0200 o da 06.00 bu kadar. Şimdi şu güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yeri ve güneşin doğma ve batma olayını anlamaya geldi. Değerli arkadaşlar burada hemen ama hemen bir bilgi verelim. Bakın doğuda güneş önce doğar. Örneğin bakın burada Hakkari'de önce doğar önce batar. İstanbul'da sonra doğar sonra batar. Hatta bu oruç tutan insanlarımız biliyorsunuz arkadaşlar oruç tuttuğunuz zaman iftar vakitleri ilden ile merkeze merkez, ilçeden ilçeye değişiyor. Örnek bakın. Hakkari'deki adam 17.00'da iftarını yaparken İstanbul'daki 18.00'da yapıyor. Çünkü yerel saati daha geri doğudakine göre. Lütfen buna dikkat edelim. Güneş Doğuda önce doğduğuna göre arkadaşlar ufuk düzleminde batmaya daha yakın olmalı. Güneş batıda daha sonra doğduğuna göre ufuk düzleminde batmaya daha uzak olmalı bakın. Tekrarlıyorum. Örnek vereyim bakın. Şimdi C'de güneş önce doğuyor değil mi? O zaman C'de güneş önce batacak. Batmaya yakın olacak. Sonra B'ye bakalım arkadaşlar. B biraz daha batıda C'ye göre dolayısıyla Güneş biraz daha batmaya uzak ee, ve A'ya bakıyoruz arkadaşlar A daha da batıda Güneş burada batmaya oldukça uzak arkadaşlar dolayısıyla bakın C'de önce doğar önce batar A'da sonra doğar sonra batar. Bakınız arkadaşlar burada C'de güneşin batmaya yakın olmasını sakın ha sakın zaman girdiği diye düşünmeyin. Bunu saatin hareket yönü olarak düşünmeyin. Bu güneşin ufuk düzlemindeki yükselmesi bu. Saatin tersi yönünde size gösterildiğinde sakın bunları saat olarak hesaplamayın. Saat bakın şu doğuya dikkat edin. Doğudan batıya doğru sıralanır. Yani 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. Bunu sakın unutmuyoruz. Güneş doğuda önce doğduğu için önce batar. Şöyle bir örnek vereyim. Siz arkadaşınızla aynı binada oturuyorsunuz. Bir mahallede, bir sokakta. Okuldan aynı anda, aynı dakikada, aynı hızla çıktınız. Aynı yolu, aynı mesafeyi kat ettiniz. Eve aynı anda varırsınız. Ama biriniz 15 dakika önce çıkarsa arkadaşınızla... aynı yolu da takip etseniz, aynı hızla da gitseniz, Önce çıkan önce varır eve. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Tabi burada Türkiye'den ABC noktalarını verirken ulusal saat ve yerel saati karıştırmıyorsunuz. Ulusal saat Türkiye'de her yerde aynı resmi işlemler için bu bizim belirlediğimiz 45 derece doğum yerlerine göre dediğimiz bir saat. Lütfen bunu karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar uluslararası saat dilimlerine değinmemiz gereken bazı özellikler var. 24 tane ulusal saat dilimi var. Lütfen bunları unutmayın. Bakınız burada Greenwich sıfır olarak temel alınır arkadaşlar. Ee, Greenwich'e göre doğu ve batıda 12'şer tane toplamda 24 tane saat dilim vardır. Ve Greenwich arkadaşlar hem sıfırıncı hem 24. saat dilimi olarak da kabul edilir. Ayrıca bazı yerlerde görürsünüz. Arkadaşlar doğusunu da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12 diye gider. Batısını da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12 diye gider. Herhangi bir sıkıntı yok. Böyle de yapabilir. Ya da arkadaşlar tam bir daire doğudan başlar birden. Batıya doğru burada 24'te de bitirebilir. Görürsünüz birazdan da değineceğiz ona. Arkadaşlar o yüzden buna dikkat ediyoruz. Bakın Greenwich'in doğusundaysanız artı 1, artı 2, artı 3. Bu ne demek? Greenwich'e göre sizin... ...saatinizin ne kadar ileride olduğunu... ...bakın artı 1'de 1 saat ileridesiniz. Artı 2'de 2 saat ileridesiniz Greenwich'e göre. Bu şekilde gidiyor. Burada eksi 1. saat dilimindeyseniz arkadaşlar... ...siz Greenwich'e göre 1 saat geride demek e, oluyor arkadaşlar. Burada eksi 2 saat dilimindeyseniz... ...Greenwich'e göre burada değerli arkadaşlar... ...2 saat geridesiniz demek oluyor buradaki eksi unutmayın. Bu arada... Burada size artı 2 diye vermek zorunda değil saat dilimlerini verdiği zaman. Size 2 diye verdiği zaman siz orada pozitif olduğunu zaten bileceksiniz. Matematikten bunu hatırlarsanız bunu lütfen dikkat edin. Yani bu önemli gerçekten. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bakın söyledik. Doğuya doğru genelde artı, batıya doğru eksi olarak ifade edilir. bunda lütfen altını çizelim. 0 derece Greenwich'in de ayrıca 24. saat dilimi olduğunu amana aman unutmayalım. Önemli. Şimdi değerli arkadaşlar başlangıç meridyeninden başlayarak unutmayın başlangıç meridyeninden başlayarak doğuya ve batıya doğru 7.30 doğu 7.30 batı sıfırıncı saat dilimi olmakla başlayarak batıya doğru ve doğuya doğru her 15 meridyende 1 saat değişiyor. Neden her 15 meridyende 1 saat hocam? Çünkü ardışık 2 meridyen arası 4 dakikaydı. E 15 meridyen kaç saat yapar? Bir saat yapar arkadaşlar. O yüzden bakın. Greenwich'in doğusu 7.5, batısı 7.5 sıfırıncı saat dilimi. Ona göre bakın 15 meridyen eklediniz 22.5. Batıda da 15 meridyen eklediniz 22.5. Meridyenlerin ve saat dilimlerin bu özelliklerini unutmayalım. Burada arkadaşlar örneğin bakın eksi birinci saat dilimi nerede? Hemen Greenwich'in batısında 7.5 ile 22.5 arası. Neden? Çünkü arkadaşlar her 15 meridyenle bir saat dilimi değişiyor. Bunun merkez meridyeninde arkadaşlar 22 ile 7.5'un tam ortası. Merkez meridyeninde 15 derece batı meridyeni. Bunu da altını çizelim. Bakın arkadaşlar burada da birinci saat dilimi yani artı bir burada unutmayın bu. Burada da yine 7.5 doğum meridyeni 22.5 derece doğum meridyeni. Burada da 15 derece doğum meridyeni tam orta meridyeni var arkadaşlar bu saat dilimini. Bunu da lütfen unutmayın. Ve... Burada yine söylüyorum sıfırıncı saat dilimi aynı zamanda 24. saat dilimi olarak da karşınıza çıkabilir. Bunu unutmayın. Bu saat dilimlerini başlatırken Greenwich'in 7.30 doğu 7.30 batısında başladığımızı unutmayalım. Bakın size bundan bahsediyorum. Bazı yayınlarda görürsünüz Greenwich'in doğusundan 1 2 3 4 5 6 7 8'e başlatır, 24'te bitirir. Bakın Greenwich burada aynı zamanda saat dilimi olarak 24. saat dilimi. Bazılarında da 1 2 3 4 5 6 diye 12 12 ayırlar. Sorun değil. Türkiye arkadaşlar 26 45 doğum meridyeninde olması nedeniyle 2. ve 3. saat dilimindedir. Burada arkadaşlar 30 derece ve 45 derece meridyenlerini eskiden kullanıyorduk kış ve yaz saati olarak. Bunlara göre saatimiz yedileri geri alıyorduk. Ancak 2015 yılı itibariyle 2016'ya doğru arkadaşlar Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla artık 45 derece doğum meridyenini 3. saat dilimini biz kullanıyoruz bilginize bakın. Türkiye 2. ve 3. saat diliminde neden? Matematik konumuzdan dolayı irfanlan diye eğitime lütfen bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar bu arada 180 derece meridyenin olduğu yerde Burada arkadaşlar 12. saat dilimi olarak ortak olarak karşınıza çıkabilir. Unutmayın arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Hangi saat dilimindesin? Bazen böyle sorularla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Şimdi verilen meridyen saati, zamanı biraz önce değindik. Burada saat dilimini sorarsa ne yapacağız? Öncelikle birinci adım verilen yerin meridyen derece 15'e bölünür. Birazdan işlem yapacağız. Neden 15'e bölünüyor? Her 15 meridyende 1 saat değişiyor. hatırlayın. Kalan sayı 7.5'tan büyük ise ona 1 ekliyorsunuz. Böylece saat dilimini buluyorsunuz. 7.5'tan küçükse olduğu gibi alıyorsunuz. Bakın örnek yapacağız. Şimdi 28 derece doğu boylamındaki balık esir kaçıncı saat dilimindedir? 28-15'e böldünüz. Sonra işlemi gerçekleştirdiniz. Bakın burada kalan kaç? 13. 7.5'tan büyük mü? O zaman 1'e 1 ekliyorsunuz ikinci saat dilimi. Ha bu 6 çıksaydı kalan o zaman birinci saat dilimi diye direkt alacaktınız. 7 çıksaydı o öyle alacaktınız. 7,5 çıksaydı yine direkt 1 olarak alacaktınız. Ama bu 8, 9, 10, 11, 12 çıktı mı arkadaşlar? Yani 7,5'tan büyük olduğu zaman kalan 1 ekliyorsunuz. Tamam bu kadar. Geldik diğerine bakın 77 ee, batı boylamının arkadaşlar biz saat dilimini bulacağız. Şimdi 77'yi 15'e böldüğünüz zaman yine kalan bu sefer 2 oldu mu? Evet bu sefer artı bir eklemiyoruz. Kalan çünkü 7.5'tan küçük. Harikasınız. Ama unutmamanız gereken tabii bir şey var arkadaşlar. 19. saat diliminde bu. Bunun da altını çizelim. Ha şöyle diyelim arkadaşlar. Eğer 24, 24 parçalık 24 saatlik dilim olarak sizden istiyorsa o zaman arkadaşlar 24'ten burada bulduğunuz saat dilimini çıkartıp 19. saat diliminde olduğunu buluyorsunuz. Ama sizden doğu batı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ayrılmış olarak istiyorsa o zaman 5. saat dilimi olarak kalacak mı? Unutmayın arkadaşlar eğer 24 saat dilimi olarak istiyorsa bunu 24'ten çıkartıyorsunuz. Çünkü orada hangi saat diliminin olduğunu buluyorsunuz. Çıkartmanızın nedeni de burada arkadaşlar yine söylüyorum 19. saat dilimi olması ve batıda olması. Ama eğer 12. 12'li 12 saat dilimlerini istiyorsa burada arkadaşlar 5 olarak kalacak. Kısaca değerli arkadaşlar eğer kalan 7.5'tan arkadaşlar küçükse buradaki sonucu olduğu gibi alıyorsunuz. 7.5'tan kalan büyükse 1 e ekliyorsunuz. Bu kadar. Burada bir şey daha ekledim ben arkadaşlar. Saat dilimini verip sizden. Bakın saat dilimini veriyor bu sefer. Saat dilimini istemiyor. Size saat dilimini verirse ve bunun arkadaşlar orta meridyenini sorarsa verilen saat dilimini 15'te çarpıyorsunuz. Şimdi örnek yapalım. Dördüncü saat diliminin orta meridyeni kaçtır? 4 ile 15'i çarptınız 60 derece, 65 derece meridyeni buldunuz. Sonra 5 derece meridyeninin batısına 7,5 Doğusuna 7,5 meridyen eklenizde saat diliminin sınırlarını da bulmuş oluyorsunuz böylece arkadaşlar bilginize. Ulusal saat ve ortak saat olayında bir şey değineceğiz. Değerli arkadaşlar bakın burada saat dilimlerini görüyorsunuz. 0, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, eksi 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Burada arkadaşlar bir ülke Rusya'da olduğu gibi doğu batı yönünde çok fazla yer kaplıyorsa çok fazla meridyen geçtiği için kullanılan saatler saat dilimi de o kadar fazladır bakın bunu unutmayın. Tıpkı Kanada gibi Kanada'da bakın saat dilimi oldukça fazla. Türkiye'de bakın tek saat dilimi kullanılıyor. Bakın Libya'da ya da Mısır'da tek saat dilimi kullanıyor. Devam edelim arkadaşlar. Geniş ülkelere örneğin Avustralya bakın. Fazla saat dilimi kullanılıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri bakın fazla saat dilimi kullanılıyor. Doğu-batı yönünde fazla alan kaplayan ülkelerde fazla saat dilimi kullanılır. En az kullanılan ülkeler kim? Bakın Şili. Şili kuzey-güney yönünde alan kapladığı için arkadaşlar fazla paralel geçer ama az meridyen geçtiği için Kullandığı saat dilimi de az olur. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Örneğin Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bakın kuzey güney yönde uzanır. Dolayısıyla az meridyen geçer. Bu yüzden az saat dilimini kullanır. Unutmayalım lütfen. Ve arkadaşlar Türkiye'nin ikinci ve üçüncü saat diliminde olduğunu lütfen unutmayalım. Şu an için biz 45 derece doğu meridyenini kullanıyoruz. Burada eskiden 30 ve 45 derece doğum meridyeni yaz ve kışın saatleri ileri geri alırdık. 2015 yılı itibariyle kaldırıldı. Halen 2020 yılında da böyle. Arkadaşlar GMT dediğimiz olayı görürsünüz telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza. Bu Greenwich meridyenine göre sizin zamanınız ne kadar ileride ne kadar geride demek. Siz Greenwich meridyenine göre 45 dereceyi biz kullandığımız için şu an artı 3. Yani Greenwich'e 3 saat uzaklıktayız. 3. saat dilimindeyiz. Bu kadar basit. Başka bir şey düşünmenize gerek yok değerli arkadaşlar. Şimdi 6 Eylül 2016 bakın Bakanlar Kurulu kararıyla 3 saat dilimi artık kesin olarak kullanıyoruz. Tek saat dilimi kullanıyoruz. Bunu da söyledik. Tarih değiştirme çizgisine geldik. Arkadaşlar bakın bu tarih değiştirme çizgisi önemli. Tarih değiştirme çizgisinin antimeridiyeni 0 derece grimmiştir. Tarih değişme çizgisi hem doğu hem batı meridyeni olarak kullanılır grim içinde böyle. Bakın tarih değişme çizgisinin zikzaklar çizini. Coğrafi koordinat sistemleri söylemiştik. Neden? Ülkelerin sınırlarını takip ediyor. Bunu unutmayın. Ama bakın ülke sınırları okyanusları var mı? Evet, burada ada ülkeleri var. O yüzden onların sınırlarını takip etmek zorunda. E, aynı ülkede Türkiye'de düşünün. Aynı anda farklı iki tarih olma, olmaz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Alaska'da bir bozulma yok. Bakın bu bölgede bozulma olmaması, e, özür dilerim Antarktika'da. Antarktika'da bozulma yok. Antarktika'da bozulma olmamasının nedeni arkadaşlar buranın herhangi bir ülke toprağı olmaması. Burası Antarktika Uluslararası Koruma Alanı'dır arkadaşlar. Dünyanın jeolojik tarihini saklayan özel bir yerdir. Bunu da altını çizelim. İklim değişikleri ilgili de. Türkiye şu an orada bir üst kurdu çalışıyor değerli arkadaşlar. Söylemek istediğimiz bu. Hemen burada bir şeyin altını çizelim. Eğer tarih değişme çizgisinin arkadaşlar bir metre sağındaysanız Batı solundaysanız doğu. Az önce meridyenlerle ilgili söyledim. Tarih değiştirme çizgisiyle ilgili. Daha biraz önce sunumda biraz önce söylediğim özelliği burada aktarmak istiyorum. Bu arada bakın burada da tarih değiştirme çizgisi gelmiş. Bering Boğazı'ndan geçmiş. Büyük Okyanus'tan geçiyor arkadaşlar. Bering Boğazı'ndan niye geçiyor? Rusya'nın toprakları ayrılmasın diye burada. Biliyorsunuz Alaska Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağıdır. Rusya'dan borcu karşılığında almıştı Amerika Birleşik Devletleri. Bu bilgiyi de size burada aktarayım. Buna da lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar, bugünkü konumu burada tamamlıyorum. Her konunun sonunda İrfanlandiya eğitimi yapıyoruz. Dünyanın en eğitimi Finlandiya'da biliyorsunuz, en iyi ülke üç eğitimden bir tanesi. Dolayısıyla İrfanlandiya'da oradan geliyor. Değerli arkadaşlar, bu fotoğrafları böyle paylaşmamın amacı dikkat çekme ve size burada bazı konuları tekrarlamak. Bakın bu Doğu Karadeniz'e kaçkar dağlarında çektiğim bir fotoğraf. Buzul vadisini görüyorsunuz. Türkiye'de buzul şekilleri var mı? Evet. Kaşgar Dağları'da bakın şurada var erinç buzulu. Aktif Türkiye'de aktif buzuların olduğu nadir alanlardan bir tanesidir. Bu da Kaşgar Dağı'ndaki buzuların oluşturduğu buzul vadi. Aşınım şeklidir bilginize arkadaşlar. Aynı zamanda kıvrımlı dağ sistemini de görüyorsunuz. Üçüncü jeolojik zamanda Türkiye'de oluşmuştu. Buna da dikkat edelim. Başarılar diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.